Kifo, kuaföre mi geldin oğlum? He? Berber amca tıraş mı yapıyor seni? Peki YouTube kanalı açtın oraya. Eskiye mi? He. Hatırası kalsın dedim hocam ya. Videolarını atıyorum ya. Benim telefonumda nereden baksanız 1000'e yakın köpeğimin resmi var. 1000'e yakın. Benim video resim işte atıyorum böyle. Hele olan olduktan sonra? Evet. Refkı Bey şu an tıraş oluyor. Daha da arttı. Değişti lan. Rıfkı. Rengin değişti, rengin. Sarardın. Tıraş olduktan sonra rengin değişti. Gel. Gel buraya. Gel. Gel oğlum. Rengin değişti lan. Rıfkı. Oğlum şu. Şu göğüsü var. Aynen bunun çok güzel. Göğüsü var. Keratan. Bunda kalça yok. Aynen bunun çok güzel. Kalça. Normalde ön taraflar benim var 3-4 tane müşteri bu kadar geniş değil ön taraflar. Bunun göğüsü de bu maşallah. Bunu gören pitbull zannediyor işte öyle duruyor ya böyle. Bir tık iri olsa. Aynen. Bir tık. Bunun o şeyini seviyorum. Göğüsü. Dur bakalım, dur. Refo. Çıkmak yok. Tamam oğlum, tamam. Dur. Refkı Bey tıraş sonrası duş alıyor şu an. Duş orada. Dur bakalım, gelme bu kadar kendine. Gerek yok, gelme. İnsanlarımıza beşik bir gün kadın geldi. Oğlum dedi kaç dakika dedi köpek gidiyorsun dedi. Dedim efendim öyle kaç dakikası yok hani üzerindeki tüyleri almak için şampuanlıyoruz. Bu dedi benim için de önemli. Tamam abla de seni küvete yatır 10 saat dursun orada dedi. Madem öyle. Ah efendim var. İnsanlarla uğraşmayayım diye bu işe başladık. Ama yine insanlarla uğraşıyorsun. Ama şimdi yağlayacağız onu. Sizden rica ederim ama tık böyle biraz gece uykusuna ait bir yalar çünkü. Evet. Gece uyutunca uyurken elletiyor mu kendini? Hiçbir şey yapmaz, kımıldamaz. Gece giderken de yaptı ama baktın yalıyor gece uyuma uyurken böyle mis olur. Daha iyi. Hem tüyleri de parlayacak çünkü. Evet. Kantorun ama derisi vücudun her yerinde bir şey var, sinirce var. Mama. Tabii sıcak da etkili. Sıcak da etkili hem de ama bu ilk defa bu kadar sivilce oldu bunda. Oluyor muydu peki? Hiç yoktu hocam. Tek hiç tük hiç yani. Yoktu. Ben tek tük vardı. Böyle bir iki tane olurdu. Şimdi her yer olmuş. Başka peki gezdirdiğiniz yerle bir yer var mı gezdirdiğiniz? Farklı yerle parklar gezdirmeye da, başladınız parklar mı? Parklar dolaşıyor. Hep aynı parklar. Aynı parklar mı? Dur. Yani bir yıldır, bir buçuk yıldır hep aynı parkları evet. Dolaşıyor. Evet. Yabancı bir park yok ya. Yani. Hiç yok, hiç. Şu gözü herhalde Ece'nin mikrop kaptı ya. Kızarmış orası. Onun kaşırken tırnak gelmiş. Aa. Ona kaşırken tırnağı gelmiş.
Ayakta durduk yere olmaz. Aya biraz gelsene. Çok az gelsene. Gel. Dur. Kuaföre gitmedim de deme ha. Ne? Ulan kendi tıraşıma kendi gitti geçeve. 30'un da bunun çarşamba gibi. Boyam da böyle ne kadar pahalı bir şey ya. Ya evet. Ne kadar nereden yedirin doğru söyle. 1450 lira para vermiştim. Bunlar da kaydediyor mu arada? Evet. Ben 3 tane hayvan tıraş ediyorum o parayı deseydin. Saçı sarı mı? Bu işte saçı. Açma yok yok yaptırıyor işte biraz o sövüren mantırıyor ne diyorlar bir şey diyorlar. Haa bariyer. Kuaför de bana diyor ki uçtu, bu diyor ekonomik diyor. Yani Seda abim ne kadar olacak 2500 lira mı olacak anlaştık. Ciddi misin? Evet. Öyle abi kuaför. Gerçekten. Erkek berberi 100 lira para alıyor. Eğitime gitmiş yani. Erkek berberi her şeyi yapıyor 100 lira. Yok ya ben hiçbir şey kullanmıyor. En dandik boyayı kullanıyorlar. Ben biliyorum kuaförü. Sıcak esiyor değil mi? Sıcağı doğru ya oğlusunun bıyıklarını da düzledi amcası. Yanaklara ağda. He? Ağda yapok mu oğlum yanaklara? Manikür. Gel. Herkes de bunu dinliyor. Yarın. İyi ki bir şey beğendim ya. Hayır bitsin. Var ya milletçe mokunu çıkarmayı çok seviyor. Hep öyle. Ne zaman bir şarkı beğensen hep o şarkı. Bir ara milleti meşhur ediyorlar. Ondan sonra bir anda gömüyorlar. Yabancı. Gel. Gel buraya gel. Şimdi onu döner çekti ya. Kesinlikle bulamam. Evet Rıfkı Bey. Kuaförden geliyor. Kendime bu kadar kuaför parası vermedim. Ama Rufo Bey'e